İnanmıyorum Melda sana ya. Şu başımıza açtığın işe bak. Ya telefondaki adam ben başkomiser Mert deyince ben de korktum. Hani biz karısını aramıştık ya bir sebepten dolayı. Panikledim. Melda abla, Mert başkomiser sizi mi dolandırdı? Ya Cevdet abi sen bir dur. Zaten karışık ortalık. İyice bulandırma ya. Teröristler Cevdet abi, teröristler. Neyse onu da yarım yamalak anlayacaksın şimdi. Bence en güzeli bir apartman toplantısında basın açıklaması yaparız. Olur biter. Ne olmuş Cevdet? Ya Dilger, ya Melda abla bir terör örgütü üye olmak istemiş. Kayıt parası falan gibi bir şey varmış. Depozitomu istiyorlarmış, neymiş? Duvan da onu engellemiş yani. Yani gerçekten Cevdet abi ama elimizde olan mı? Yapacak bir şey yok. Hiç şaşırmadım doğrusu. İkisi de başlarını belaya sokma konusunda bir dünya markasıydı zaten. Hiç değişmemişler. Allah'tan bana getirdiler. Başkası olsa bir haftada çözemezdi mevzuyu. Vallahi çok sağ ol Mert. Sen bana bir şey söyleyecektin. Yeni bir haber mi var? Var. Kötü bir şey oldu, ben gidiyorum. Hayırdır, ne oldu? Benim büyük kız kampta bir kaza geçirmiş. Dün akşam ameliyat oldu. Bacağına platin, çivi bir şeyler takmışlar. Bütün yıllık iznimi onun yanında geçireyim istiyorum. Hani en azından ayaklanana kadar, yoksa aklım kalacak onda. Uçağım var hatta, ona yetişeceğim. Hay Allah ya. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Teşekkür ederim. Bunu yüz yüze söylemek istedim sana. O yüzden Doğanları da ben getirdim. Çok üzüldüm gerçekten. İyileşir ama merak etme. Çabuk kaynar çocukların kemikleri. Bir şey daha var. Bilmeni istedim. Gider gitmez Zehra ile konuşacağım ve hemen boşanma işlemlerine başlayacağım. Yani belki döndüğümde her şeyi baştan konuşuruz. Dönme. Benim için dönme Mert. Bak çocuklarım büyüyor. Sana ihtiyaçları var. Eşin de. Sen de bırakın inadı. Toparlayın ailenizi. Benim için sakın dönme. Benden yana bir umudun olmasın. Normalde ben kaçım kurarsın ama telefonda ben başkomiser Mert deyince yedim yuttum ben yani. Ya yemeyeceksin Melda, yutmayacaksın. Yani diyeceksin ki bir dakika bir kapat telefonu, ben bir daha arayayım sizi. Değil mi? Ay öyle olmuyor Peri. Geçmiş olsun Melda kadın. Sağ ol. Aa Roza, niye sarılıyor bu adam sana? Sıvıyor beni Donar Bey. Ne? Aa, boşansın da Semer'ini sevsin canım. Boşandım ya zaten kadın. Ayrıca burada peri kızı Roza dururken niye Semer'imi seveyim? Aa, yarım gün kaybolduk. Neler olmuş neler burada ya? Bu evde neler yaşanıyor bir bilseniz. Ahlaksızlığın son noktası yani. Yani ben gözetlemiyorum. Perdenin arkasından gördüm. Ya ne perdeymiş arkadaş be. Ayrıca Cevdet abi seviyoruz birbirimizi. Ayıp mı? Günah mı? Hadi oradan lan. Sahtekar. Kesin bir numaralar çeviriyorsun. Roza bak sen de bu dızlığa uyma ha. Abi şimdi sohbet etmenin zamanı değil. Biz akşam kutlama yapacağız. Mangal yakacağız. Şimdi markete gidiyoruz. Marketten bir şey isteyen var mı? Yok. Tamam güzel harika. Hadi aşkım sen git pazar arabamızı al gel adamlarımız taşısın. Haydi. Taner bak. Bir artistlikler yapıyorsan bu kızı oyundan alet ediyorsan var ya sonuçlarına katlanırsın. Akşam polisi ararım mangal yapıyor bunlar derim ha. Vallahi biz de şaşkınız. Her şey bir anda oldu. Daha tam adını bile koyamadık yani. Ama çok mutluyuz. Bulutların üstündeyiz diyebilirim. E haydi görüşürüz ahali. Aa. Yok ya. Ya şakadır bu yani. Roza nasıl aşık olsunlar bunlar? Kesin bir şey var ya.
Ne oldu, papucunuz dama atıldı diye kıskandınız mı Melike Hanım? Ne alaka Doğan? Ne alaka ya? Reis Bey'in bu durumu tasvip edeceğini hiç sanmıyorum. Reis de zaten etik değerleri çok yüksek bir insan olduğu için anne. Ya bir cami avlusu bulsa bırakacak bu taneri de. Neyse bana ne ya, aman ben duşumu alıp yatacağım. Gerçi size niye söylüyorsam, size ne benim duşumdan ya, Allah Allah ya. Biz ne zaman diğer apartmanlar gibi bir apartman olacağız, ben anlamıyorum ki. Of, anne bir çay yapar mısın be? Tamam yaparım, hadi sen yap. Melda abla, şu işin aslını bir söyle de öğrenelim artık ya. Bir saat sonra herkesi bahçeye topla, orada anlatacağım. Biraz istirahat edeceğim. Ay demeç istemedik Melda. Anlat hadi. Ay olur mu Allah aşkına? Dakika dakika bildirim yapmazsa olur mu hiç? Yahu ben ölüyordum, ölüyordum. Başıma neler geldi. Afrika'da köle pazarlarında satacaklardı beni. Siz hala dalga geçiyorsunuz. Paralarımı sayacağım. Şurada da çok. Kolay gelsin esnaf ağalar. Az çalışın, çalışın. Bu ne sürekli oyun oynuyorsunuz? Of. Çok utandı ben. Ya siz gördü benim surat. Ha peki siz gördü mü ki? İnanmadı hiç. İnanır, inanır. Ayrıca bundan sonra bana siz demek yok. Sen bana sen diyecek, ben de sana sen diyecek. Çünkü aşık biz. Dobre, alışmadı ben. Alışırsın. Melike'yi gördün değil mi? Nasıl kıskandı beni? Ya seni kollarımda görünce delirdi. Aslında var ya, o da beni seviyor ama çaktırmıyor. Net. Ne oluyor? Yok öyle bir şey. Taner. Taner. Güzel. Siz gene kendinizi kandırıyor. Nereden çıkıyor bu kıskançlıklar falan ya? Bana bak. Sen benim karım olabilirsin. Ama Melike de kalbimin sahibi, bu böyle biline yani. Bu şekilde kıskançlık falan yaparsan bu iş yürümez söyleyeyim. Ah! Ben diyor zaten yürümez. Uzatma yürü. Allah Allah, bana bak, öperim seni milletin içinde, görürsün o zaman yürür mü yürümez mi? Öpmek yok. Zaten yok. Allah Allah. Karşıya. Bu neydi ya? Allah Allah. Roza'yla Taner. Allah Allah. Ne alaka ya? Ya ne alaka ya? Ne alaka ya? Hiç olmuş mu Taner gibi bir adamın yanına? Hiç yakışmış mı ya? Şimdi bakın canlarım. Bu meselenin içinde çok derin mevzular var, ben size söyleyeyim ha. Ha öyle mi? Ne gibi Necip? Abi şimdi Taner mafya değil mi? Evet. Peki Ukrayna'da savaş var mı? Evet. Var. Peki Rusya bu kaotik ortamdan faydalanıp Ukrayna hükümetini devirmek istemez mi? İster. İşte ben de bunu diyorum ya. Ruslar Taner eliyle yapacaklar bunu. Onu bir dost gibi Ukrayna'ya sokacaklar ve mafya marifetiyle ülke yönetimini ele geçirecekler. Hadi canım oğlum, öyle saçma şey be. Bence çok mantıklı. Çünkü yani neden Taner gibi bir adam gitsin Zorza gibi bir kadına baksın ki? İmkansız yani. Ayşe'cim çok teşekkür ederim be. Şimdi bir çay hak ettim, ne dersin? Vallahi ilgimi çektin Necip. Ne oluyor lan? Duydun mu Muammer abi? Ayşe bana ilk defa abi demedi ya. Lan git bir solu solu yapış yapış öpme be. Bana bak, demek ki ne yapacaksın? İlgisini çekmek için uluslararası komplo teorileri üzerine yönleneceksin. Sen şimdi eve git, tamam mı? Böyle Küba, Fransa, Venezuela. Git evde onlara çalış. Bir daha da sakın beni öpme. Ağzını burnunu kırarım ha. Be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.